lider misine kullanmak şart mı? Şimdi lider misine kullanmak şarttır desem olmaz. Niye? Çünkü lider kullanmadan balık avlanır mı? Avlanır. Ama tabii her işte olduğu gibi bunda da bazı nüanslar var. Mesela küçük farklardan bir tanesi avın verimi konusu. Yani sen şimdi balık avlıyor olabilirsin ama belki de 10 tane tutacağın yerde 2 tane tutuyorsundur. Veya nerede avlanıyorsun? Örneğin zifiri karanlıkta veya bulanık suda böyle çamurlu kumlu sularda lider misine kullanmasan balık yakalarsın. Olur. Ama sabah suyunda gündüz işte jig, shore jig, spin vesaire yapıyorsan mutlaka berrak sularda avlanıyorsundur. O zaman da lider misinenin o noktada faydası başlıyor. Nedir mesela bu faydalardan bir tanesi? Hemen görünmezlik kısmı. Lider misineler özellikle fluorokarbon olarak kullandığımız fluorokarbon malzemeden yapılmış olan lider misineler görünmezler. O yüzden berrak sularda, jig avlarında çok işe yararlar. O yüzden lider kullanmak bu noktada gerekiyor. Tabii sonra avlandığımız yerlerde taşlar, kayalar var. Mesela sarı kuyruk gibi, namı diğer kuzu gibi böyle akıllı hayvanlar o taşlara doğru gitmeyi severler. İp misinalar her ne kadar çok kullanışlı olsalar da fluorokarbon veya monofilament veya fluorokarbon kaplı misine eski misinalara göre dayanıksızlar. Çoğu zaman dokunduğu anda hemen jilet gibi kesiyor ve gidebiliyorlar, kopabiliyorlar. Ama bu misineler, normal eski usul misineler kat 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 böyle ince katlardan imal edildiği için üzerinden bir iki katı sıyrılsa da yine çekmeye devam edebiliyorsunuz. O bakımdan iplere göre daha dayanıklılar. Önüne ne kadar uzun bağlayabilirseniz o kadar iyidir. Çünkü kullandığınız kamışın boyu vesaire bunlara göre belirlemeniz lazım. Lider misinayı kullandığınız zaman o taşlara sürten lideri değiştirseniz işiniz bitiyor. Balığı çekiyorsunuz ama işte birkaç dakikanızı yeniden lider bağlamaya harcayabiliyorsunuz. Sadece tek kaybınız o oluyor. O yüzden lider kullanmak ikinci bir şekilde bu durumlarda faydalı oluyor. Tabii düğüm mukavemeti de çok önemli. İşte klipse düğüm attığımız zaman ipten daha mukavemetli fluorokarbon veya işte monofilament veya fluorokarbon kaplı olan misinalar daha düğüm mukavemetleri var. Biz de çok kullanıyoruz klipslerde düğümleri. Onun da bir faydası oluyor. Tabii bir de esneklik var. Aslında esneklik yani ne kadar çok uzun kullanırsan o kadar daha faydalı olur az önce söylediğim gibi esneklik bakımından. İpler hiç esnemiyorlar. Zaten lidere de şok lider adı verilmesinin ana sebeplerinden bir tanesi bu. Balık vurduğu zaman o misinanın az bir esnemesi bile o şoku emiyor ve sizi balığı tasmalamada, balığı yakalamada bir adım öne geçiriyor. Bu da tabii av veriminizi arttırıyor. Önemli olanlar birincisi dediğim gibi görünmezlik, ikincisi dayanıklılık yani sürtme kayalara sürtme dayanıklılığı, üçüncüsü düğüm mukavemeti ve dördüncüsü de bu esneklikle şokları emmesi arkadaşlar. Sizlerin de liderle ilgili fikirleri varsa aşağıya yorumlara bırakabilirsiniz. Bu konuyla ilgili fikir paylaşarak asıl videolarımızın amacı olan, hedefi olan amatör balık avcılığına, artçek balık avcılığına, spin avcılığına, yeni başlayanlar veya başlamaya heves edenlere faydalı olmak. Orada yorumlarla sizler de katkıda bulunabilirsiniz. İnşallah herkese faydalı olmuştur izleyenlere. Kendinize iyi bakın. Tüm amatör balıkçı arkadaşlarımıza, dostlarımıza rast gelsin.